Evet, Erşan Bey, bugün bir vlog çekiyoruz. Süper bir vlog çekeceğiz. Daha başlamadık. Süper olduğunu nereden biliyorsun? Bence konular süper. Önce neyimiz var? Medo'umuz var. Medo konumuz neydi? Medo ne demek? Açıkla bakalım. Multidisipliner uygulama. Ama onun açıklamasını yapmadım. Medo şu, uygulama olarak yaptığımız şeyler. Mesela dedim işte enjeksiyon, dikiş, bunları öğrendiğimiz uygulamaları biz Medo diyoruz. Ve bugün de karbon monoksit ölçümü var. Karbon monoksit ölçümünü öğreneceğiz. O yüzden dersimiz var. Şimdi buna gireceğiz. Ardından da çocuk hakları etkinliği için etkinliğimiz var. Çocuklarla beraber olacağız. Onlarla oyun oynayacağız. Onlara bir tekrar çalışacağız. Ardından da kütüphaneye ders alacağız. Evet. Temel yaşam döngümüzde kütüphane her zaman var değil mi? Ya bu ne kadar? Yemeyecek miydin? Ay sen de şimdi git. Bundan sonra hazırlanıp derse tamam. Geçelim. Başka planımızda bir şeyler var mı? Şu anlık yok. Saç spreyiyle ne yapacağını çözmeye çalışıyorum. Saç spreyiyle ne yapacağını çözmeye çalışıyorsun. Saç spreyiyle ne yapılır saç spreyiyle? Ne yapacaksın yani saç spreyiyle Medo'da? Bu işler böyle yürümez diye düşündüm. Yani baktım tıp videoları tutmuyor. Dedim ki bu iş böyle olmaz. Bizlerin formatı değiştirmemiz lazım. Dedim ne yapalım? Makyaj ve saç bakıma dönelim diye düşündüm. Olmaz mı Eftacığım makyaj saç bakım falan yapsak bundan sonra? Ne diyorsun? Ben istifa edeyim diyorum. Bizim kanalın kızlarına söyleyelim. Bak ciddiyim. Saç spreyidir, makyajdır, eyeliner çekme falan filan. Böyle şeyler yapalım diyorum. Tıp tutmuyor. Sponsor olarak şey mi olsak da saç bakım falan. Hani şeyler oluyor ya böyle makyaj yapan youtuberlar falan. Ha, gerçek. Sponsor olarak şey alıyorlar ya. Bizlere mi yapsak? Kanka senin saç falan uzun ya. Sana çok güzel gider aslında biliyor musun? Yani uzun da o kadar da... O kadar. Sık baba. Gel. Biz Eftay'ın saçını yapacağız. Evet arkadaşlar, bugün yeni bir saç bakım videosuyla karşınızdayız. Mükemmel bir saç videosu yapıyorum. Bu videoya en az 5000 like beğeniyorum. Bilmem ne serisinden. Evet, lütfen şey vermeyelim. Ne serisinden? O seriden. Hepiniz ondan alın. Yani çok pahalı, anlıyor musunuz arkadaşlar? Çok pahalı. Neydi o? Maybelline New York. Maybelline New York değil miydi? Maybelline. Arkadaşlar ben fakir değilim. Hatta makyaj malzemelerim bile Maybelline arkadaşlar. Aranızda kaç kişi Maybelline kullanıyor? Eminim hiçbiriniz kullanmıyorsunuzdur. Hatta kutusu bile var, gösterebilirim. Buyurun, gayet de Maybelline yani. Evet, Maybelline. Evet. Neyse. Telif alacaklar şimdi. Zaten para kazanmıyoruz. Önemli nokta şu. Önce arkadaşlar saçı böyle açıyoruz. Arkana dön bakalım. Bu saç yeni fön çekildiği için buna. Saç kremiyle daha dolgun hale getireceğiz. Çok anlarım bu işlerden. Nasıl kayıyor? Şimdi bu saçı öreceğiz. Ne? Hayır. No. Şimdi hayatta kaç kere saç örüyorsun? Tıpa gelen şey. Tıpa olmasın. Tıpa gelen mi? Yani tıpa olmadı. Çocuğu tıpa sokmuşlar. Tıpa giren çocuk saçı yapacağım şimdi. Önce ayırıyorsunuz saçları. Harbi ördü galiba şu an ya. Dur bak. 3 ayrı saç alıyorsunuz öncelikle. Bakın. Peki bu şekilde ya. Örüyoruz Eftay'ın saçını. Şimdi bu yaptığımız saçın üstüne şöyle tutuyor mu? Çekiyor musun? Tabii. Hayır. Buradan bir miktar şey alıyoruz. Saç bakım kremi. Sabun. Hayır. Bunu bu şekilde burada uyguluyoruz. Hayır. Burada saç bakım kremi yok. Yapma. Uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra üstüne de bir miktar özel makyaj kağıdımız var. Bakın, evet makyaj kağıdıyla makyaj böyle. Kağıdı. Şimdi bu saç açılınca dalgalı olacak. Bakın açalım. Nasıl açılır lan? İki. Hah. İşte bu. Before, after. Hindistan cinsi sabun kokuyor kardeşim. Güzel. Şampuanla para vermedim bugün de. Ya. Yakışmadı mı? Bak aynada. Bir dahaki hafta kışkırtma videolarında.
hayatları gibi bildiniz de. Biz burada çocukları aileleriyle birlikte ağırlıyoruz bir nevi. Çocuklarımız için boya kitaplarımız var, projelerimiz var, broşürlerimiz var. Onlarla burada boyama yaptık. Evet. Onları bilgilendirdik bu konu hakkında. Öncelikle bizim hedefimiz çocuk istismarının önüne geçmek. Her etkinliğimizde olduğu gibi herhangi çocuklardan izin almadan onlara dokunmamamız gerektiğini söylüyoruz. Başka onların hakları olduğunu, bunları ihlal etmememiz gerektiğini. Hatta hani bazen aileler bile bunları ihlal edebiliyor. Hani bu konuda onları da bilgilendiriyoruz elimizden geldiğince. Yani mesela kıyafetlerini çıkartırken bile çocuktan izin almamız gerektiğini falan söylüyoruz. Mesela bu videodaki çekimlerde görüntülenen çocukların hepsinin ailelerinden ve çocuklardan bizzat izin alarak evet. Çekimler edilmiştir arkadaşlar. Yani burada... Biz bile hani onlarla boyama yapmak istediğimiz zaman bile buna dikkat ediyoruz yani. Evet ama genelde çok ılımlı yaklaşıyor zaten aileleri de. Bu konuda birazcık şanslıyız. Olay basit. Bir tane maskeyi alıyoruz. Tam olarak hastanenin garajını şuraya çekiyoruz, tamam mı? Ondan sonra bunu garajcıya veriyoruz. Buna böyle bir... Garajcıya. Garajcıya veriyoruz. Buna bir şey yaptırıyoruz. Garajcı. Kuş böyle. Kuş gibi. Adını da Azim koyuyoruz. Olmuyor mu? Ben anlamadım. Bir daha anlamadım. Kütüphaneye gidiyoruz. Bak. Moralimiz Azim bozuk. Çalışma. Hadi anlatıyorum. Evet, kütüphaneye gideceğiz, ders çalışacağız. Günümüzü de böyle sonlandıracağız. Evet, muhtemelen de kütüphaneden sonra videoyu sonlandırırız. Orada biraz neler çalıştığımızı size göstereceğiz. Şöyle ne? Gösterelim. Ben Mastek'te kaldım. Kütüphanenizin girişi... Mastek. Girişi buradan. Şu an burada bir alandırma olduğu için burası biraz sıkıntı. O yüzden kusura bakmayın. Kütüphaneye giriyoruz. Kıpır benim sandalyeye koymuş da ben kaybettim kıpırı. Ama böyle burada çalışmak olmaz. Şimdi eve gideceğiz, evde de bir daha çalışacağız. Et tekrar ahsen, velev kâne 180. Ne demek? Ne demek kardeşim? Benim Fransızcam bitti kanka. Fransızcam bitti. Ha o kadar uzun. Yani 180 kere de olsa anlayana kadar tekrar et demek. Niye 180? Bir kapanış konuşması lütfen. Bundan seneler önce atalarımız... Pardon, kapanış konuşması dedim. Sen 23'li sana karıştırdın galiba. Kütüphanede 6 saat geçirdikten sonra arada bir öğle yemeği falan filan artık günü sonlandırmak gerekiyor. Vlogun da sonu olsun bu. Özellikle gerçekten şu çocuk hatları etkinliği çok iyiydi. Yani ben gerçekten o çocuk hatları etkinliği benim için... Güzel. Duygusaldı, çocuklarla oynamak, onlarla bir şeyler paylaşmak çok güzeldi ya. Hadi görüşürüz.